Artık tüm tepkimeleri bildiğimize göre bazı basit organik bileşikleri sentezlemek için bu tepkimeleri bir araya getirip getiremeyeceğimize bakalım. Şimdi amacımız bu molekülü benzenden elde etmek. Burada retrosentez kavramını kullanabiliriz. Şimdi geriye doğru düşündüğümüzde bu molekülün öncü maddesi ne olabilir? Bunu öğrenmek için halkamıza bağlı grupları analiz etmeliyiz. Bu broma baktığımızda bunun bir orto para yönlendirici olduğunu anlıyoruz. Çünkü etrafında ortaklanmamış elektron çiftleri olduğunu biliyoruz. Yani bu brom bir orto para yönlendirici. Ancak nitro grubuna baktığımızda bunun bir meta yönlendirici olduğunu fark ediyoruz. Çünkü bu azotun artı bir formal yükü var. Halkamıza bağlı bu açil grubu da bir meta yönlendirici. Çünkü buradaki bu karbonil karbon kısmi pozitif yüklü. Bu gruplardan hangisinin en son eklendiğini anlamaya çalıştığımızda bromun en son eklenmesi mantıklı. Çünkü bu brom hem nitro grubumuza hem de açil grubumuza göre meta konumunda yer alıyor. O zaman şuraya bu öncüyü çizmeye başlayalım. Yani benzen halkamızdan sadece bromu çıkartıyoruz. Evet, şurada bir açil grubumuz ve burada da bir nitro grubumuz olacak. Şimdi benzen halkasına bromu nasıl koyacağımızı hatırlamalıyız. Evet, sizin de aklınızdan geçirdiğiniz gibi bu bir brominasyon tepkimesi olacak. Yani biraz brom ve bir katalizöre ihtiyacınız olacak. Örneğin demir bromür ya da kısaltmasıyla FBr3 gibi bir şey iş görecektir. Pekala, bir sonraki öncüyü burada bulabilecek miyiz ona bir bakalım. Şimdi bu molekülü elde etmek için sıradaki grup ne olabilir? Tabii buradaki iki grup bulunuyor. Nitro grubu ve açil grubu. O zaman nitro grubunu yerleştirmek için nitrolama yapabiliriz ve bu açil grubunu halkamıza bağlamak için de Friedel-Crafts açilasyonu yapabiliriz. Öyleyse soru bunlardan hangisinin önce geldi? Halkamızda bulunan orta veya güçlü deaktivatör bir grupla Friedel-Crafts açilasyonu veya alkilasyonu yapamayız. Ve buradaki nitro grubu güçlü bir deaktivatördür ki bu da nitro grubunu önce yerleştirip sonra açil grubumuzu buraya ekleyemeyeceğimiz anlamına geliyor. Yani nitro grubunda önce açil grubu gelmelidir. O zaman bu adımda nitro grubunu yerleştireceğiz. Bu molekülün hemen bir önceki öncüsü olarak nitro grubunu benzen halkasından çıkartıp açil grubunu yerleştiriyoruz. Evet, şimdi derişik nitrik asit ve derişik sülfürik asit gerektiren bir nitrolama tepkimesi yapmamız gerekiyor. Tek yapmamız gereken benzenden bu moleküle ilerlemek ve elbette bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bu bir Friedel-Crafts açilasyonu tepkimesi olacak. Tabii ne tür bir açil klorür kullanacağımızı düşündüğümüzde sadece buradaki karbon sayısını sayın. Bu 1 ve bu da 2. Yani 2 karbonlu bir açil klorüre ihtiyacımız var. O zaman şuraya çizelim. Evet, şimdi de katalizöre ihtiyacımız var. Alüminyum klorür gibi bir yapı işe yarayacaktır. Böylece sentezimiz tamamlandı. Şimdi Friedel-Crafts açilasyonuna başlayalım. Açil grubu nitro grubunu meta konumuna yönlendirecek olan bir meta yönlendiricidir. İki meta yönlendirici ise brominasyon yapacak ve bromu son konuma yönlendirecek. Ve tamamlamış olduk. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Aslında önceki örneklerde gördüğümüz grupların aynısı ama bu kez hedef molekül biraz farklı görünüyor. Bu nedenle önceki sentezde yaptığımız tepkimeleri burada farklı bir sırayla yapmamız gerekecek. Öyleyse yine aynı şekilde grupları analiz ederek başlayalım. Tabii buradaki bromun ortaklanmamış elektron çiftleri nedeniyle bir orto para yönlendirici olduğunu, nitro grubunsa artı bir formal yükten dolayı bir meta yönlendirici olduğunu ve açil grubumuzun da buradaki karbonil karbonumuzdaki kısmi pozitif yük nedeniyle bir meta yönlendirici olduğunu biliyoruz. Şimdi bu gruplara bakıp bu tepkimelerden hangisinin en son yapıldığını düşündüğümüzde nitrolamanın en son gerçekleşmesi mantıklı geliyor. Çünkü bu nitro grubu açil grubuna göre meta konumunda yer alıyor. Açil grubumuz bir meta yönlendiricidir ve hepsinden önemlisi bromumuz bir orto para yönlendiricidir. Ve elbette nitro grubu broma göre orto konumda yer almaktadır. Tabii bu da son tepkimenin nitrolama tepkimesi olduğunu gösteriyor.
O zaman şimdi bunun öncüsünü çizmek için tek yapmamız gereken buradan nitro grubunu çıkarmak olacak. Böylelikle benzen halkamız şu şekilde olacak. Burada brom ve şurada da açil grubu yer alıyor. Evet, son tepkimemizin nitrolama tepkimesi olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bir kez daha derişik nitrik asit ve derişik sülfürik asit eklememiz gerekiyor. Şimdi bu molekülün öncüsünü düşündüğümüzde halkamızın bu noktasında bir orto para yönlendirici bulunurken şu noktasında ise bir meta yönlendirici var. Şimdi bu brom ve açil grubumuz birbirine göre para konumda, bu da orto para yönlendiricinin açil grubunu ana ürün olarak para konumuna yönlendirdiği anlamına geliyor. Böylece burada bir Friedel-Crafts açilasyonu tepkimesi yapmayı düşünebiliriz. Yani bu durumda açil grubunu benzen halkasından çıkaracağız. Elimizde halkadaki bromo benzen kalacak. Şimdi Friedel-Crafts açilasyonu yapabiliriz. Tabii açil grubumuzda iki karbona ihtiyacımız var. Şöyle şuradan sayacak olursak 1, 2. Evet, açil klorürümüz 2 karbondu. Bunu hemen ekleyelim. Bunun yanında katalizörümüz olarak alüminyum klorür gibi yapı iş görecektir. Şimdi buradaki halojenimizin yani bromun deaktivatör olduğunu biliyoruz. Öyleyse bir orto para yönlendirici olsa bile burada deaktive edici bir grup varken Friedel-Crafts açilasyonunu ne yapabiliriz? Tabii unutmayın, bu sadece zayıf bir deaktivatör. Orta veya güçlü bir deaktivatör grupla alkilasyon veya açilasyon yapamazsınız. Bu durumda elimizde zayıf bir deaktive edici bir grup olduğu için bunu yapabiliriz. Ama ürün olarak da para ürünü elde etmiş olacağız. Tabii bir miktar da orta olacaktır. Şimdi tek yapmamız gereken benzenden broma benzene ulaşmak. Tabii bu oldukça basit. Yine bir brominasyon tepkimesi yapacağız. O zaman şuraya brom ve katalizörümüzü koyalım. Ve sentezimiz tamam. Şimdi bromo benzen oluşturmak için bir brominasyon tepkimesiyle başlıyoruz. Brom burada bir orto para yönlendiriciydi. Öyleyse bu açil grubu buradaki ana ürünümüzdeki halkamızın para konumunda yer alacak. Tabii ardından bir nitrolama olacak. Şimdi orto para ve meta yönlendiricimiz var. Bu da nitro grubunun bu konuma geleceği anlamını taşıyor. Ve böylece bitirmiş olduk. Bu videoda retrosentez vasıtasıyla molekülleri geriden düşünerek bazı sentez örneklerini inceledik. Bir sonraki videoda bu ikisinden biraz daha zor olan iki örnek daha yapacağız.